Trabzon TV izleyicileri merhaba. Trafiğe kapatılması düşünülen Kahramanmaraş Caddesi hakkında esnafa fikirlerini soruyoruz. Adım İbrahim, soyadım Karabeyaz, Çaykaralıyım ben. Kahramanmaraş Caddesi trafiğe kapatılması düşünülüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bunlar işte dönüye var. Biz buna bir yorum yapamadık. Ben belediyeden emekliyim. Geldim buradan 12 saat sürmüşse dayanım. Buraya zaten 3-4 defa gaz izlediler, kapattılar, bir şeyler yapaylar. Belediye başkanı da hemşerimdi, Çaykaralı'dır ama ne bileyim. Bence iyi değil yani. Trafiğe kapatılsa müşteriniz azalır mı? Müşterimiz %1'e azalır. Yani 50 lira alıyken düşer 10 liraya. Para kazanamadık yani. Ben 4 tane üniversite okuduyorum. Ben 10 milyonla nasıl üniversite okuyacağım? O amirlerin, benim oğlum İstanbul Yıldız Üniversitesi'ni 90 puanla bitirdi. O amirlerin çocukları o seviyede çıkabilir mi? Bitirebilirler mi? Ben kimseye hakkımı helal etmiyorum. Onlar da bana hakkını helal etmesin. Başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben Ahmet Efen Alvant. Kahramanmaraş Caddesi trafiğe kapatılması düşünülüyor. Bu konu hakkında fikriniz nedir? Yani trafiğe kapatılıp yayaya açılması bizim için avantaj olur. Çünkü zaten Trabzon merkezi trafiğe elverişli bir merkez değil. İki tane caddesi var. Biri Maraş, diğeri Uzun Sokak. Altta da Kunduracılar Caddesi var. Üç oldu. Birinin trafiğe açık olması bizim zaten işimizi çok zorlaştırıyor. Burada sürekli bir hengame, dolmuşlar giriyor çıkıyor. Bunların zaten buradan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz biz esnaf olarak. Yayaya açılırsa, güzel bir çevre düzenlemesi yapılırsa esnafın işine geleceğini düşünüyorum. Halit Ziyan Alvant. Trafiğe kapatılması düşünülüyor Kahramanmaraş Caddesi'nin. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu zaten trafik Trabzon'da bir sıkıntı var. Yol trafik sıkıntısı var, her şey sıkıntısı var. Zaten minibüs bir şehri yaptılar burayı. Burayı da şimdi trafiği de kapatsalar zaten nereden gidecekler? Bir güzergah belirlememişler. Bir belediye olarak, bir karayollar olarak işte şuradan gidecek diye bir söz konusu hiçbir şey yapmamışlar, etmemişler. Şimdi bu trafiği burayı kapattıkları zaman, evet ben isterim ki trafiği kapatsınlar, gayet güzel. Güzel olma olur. Ama şöyle diyorlar mesela, bizi yönetenler, belediyedekiler, işte bir baştakiler, işte Trabzon kültür şehri, medeniyet şehri, bilmem turizm şehri. Ya böyle bir turizm şehri, böyle bir kültür şehri olur mu? Olmaz. Bana soracak olursanız niye? Dışarıdan gelen insanlar bile burada, yani yurt içinden işte İstanbul'dan, işte başka yerlerden Trabzon'a gezmeye gelenler diyor ki Türkiye'nin en rezil şehri şu Trabzon diyor. Biz böyle bir şehir görmedik diyorlar. Yani minibüs mezarlığı yapmışlar buraya. Ses, gürültü, kirliliği ararsanız, minibüs kirliliği ararsanız, yani her şeyi ararsanız bu Trabzon'da var. Evet. Öğrenebilir miyim? Fatih İpek. Kahramanmaraş Caddesi'nin trafiğe kapatılması planlanıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey kapatılmasın. Neden? Neden trafik sıkışacak? Burada millet cırlayacak birbirine. Gerek var mı? Peki buraya bakalım. İkisini bir anda yapsan ne olur? Ayrı ayrı kişilere verilir. Ne diyeyim başka? Kapatılmaması daha güzel. Sağ ol. Serdar Bulut. Kahramanmaraş Caddesi trafiğe kapatılması düşünülüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, şimdi burası tabii kapatılabilir ama kapatıldıktan sonra olacak olan işler önemli. Yani buranın güzelleştirilmesiyle alakalı. Örneğin en yakınımızda işte bir Samsun var. Samsun'un Çiftlik Caddesi gibi burayı kapatıp bu şekilde bıraktıktan sonra buranın kapatılmasının hiçbir anlam ve önemi yok. Ama kapatılıp burası güzelleştikten sonra Trabzon'un zaten bir iki tane caddemiz var. Önemli caddelerden biri haline gelebilir. Peki sizce işleriniz aksar mı, işlerinize düşüş olur mu? Bence trafik kapalı olursa insanlar daha çok buraya güzelleşirse eğer cadde, daha çok kalabalık olacaktır. Siz örnek verin. Orhan Aydın. Maraş Caddesi trafiğe kapatılması düşünülüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim, kapandıktan sonra eğer ki mesela burada genelde korna sesler oluyor, çok gürültü oluyor. Kapandıktan sonra büyük bir ihtimalle böyle bir sessizlik, sakinlik olur ama en azından yürüyüş olarak da güzel bir yol olabilir burası. Eğer ki ağaçlandırma, bank falan yapılırsa bence daha mantıklı olur kapanması. Peki sizce işleriniz aksar mı? Ya işler tabii, ona bir şey diyemiyoruz. Hani onu ancak görüp yaşayacağız. Yani şu anda bir şey diyemiyoruz. Ama tabii trafik olduğu zaman da bir canlılık oluyor sokakta. Hani böyle arabalar bayağı bir geçiyor. Genelde şu anda bir şey diyemiyoruz. Yani o ancak şeyden sonra, trafiğe kapandıktan sonra belli olur. Tanju Tuncer. Maraş Caddesi trafiğe kapatılması düşünülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben kapatılmasını istemem. Çünkü tek trafiği olan bir caddesi var Trabzon'un. O da kapatılırsa burada herkes mağdur olur. Bankaya gelecek, adam bir şey almaya gelecek. Burada bir trafik açık yer olan yer
kapatılması bence mantıklı değil. Ben kapatılmasına razı değilim. Şu anda 2 saat sonra çıkmamız lazım. Evet. Teşekkür ederim. Maraş Caddesi trafiğe kapatılması düşünülüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle, kapatılması mantıklı olabilir en azından. Hani bizler açısından mantıklı olabilir. Ama ben bunun haricinde özellikle bu yolla ilgili olan sıkıntılarla ilgili bir şeyler demek istiyorum. Yani bize verilen bu sözler zamanında tutulmadı hala. Şu anda Haziran ayına neredeyse girdik. Hala yol çok rezalet bir şekilde. Dükkanlarımız tozun içinde, çamurun içinde. O yüzden yetkililerin bir an önce bu işi bir an önce halletmeleri gerekiyor. Ya bu konuda mesela sıkıntımız var. Yani buranın trafiğe kapatılmasından ziyade öncelikle bu işin yapılması lazım bir an önce. İstediğimiz tek şey bu şu anda. Enis Murat. Kahramanmaraş Caddesi trafiğe kapatılması düşünülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kapatılması esnaf açısından daha iyi olur. Çünkü sürekli dükkanlar toz halinde. Şu anda da inşaat halinde ve esnafın burada kan ağladığı bir dönem oldu. Belediye bu dönemde yetersiz kaldığını düşünüyorum. Çünkü temizlik ve toz olaylarından dolayı da aşırı derecede de şikayetçi oldu esnaf. Bunlardan birisi de benim. Sürekli her gün bu şekilde, yani bir çileydi bizim için. Şimdi trafiğe de kapatırsa, sadece yaya trafiği olursa insanlar için daha iyi olacak, esnaf için. Şimdi ilk başlarda uzun sokağa kunduracılara şikayet edildi. Şu anda esnaf da bundan çok memnun bir durumda. Bizim içerisinde bir adım daha ileriye gitmek gibi olacağını düşünüyorum. Sadece ürünler teslim alınacak olduğu zaman, yani belli saat dilimlerinde araç girişine serbest bırakılması bizler için avantaj olacaktır. Lütfü Yazıcı. Kahramanmaraş Caddesi trafiğe kapatılması gündemde. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi yani ben bu caddede yaklaşık 30 yıllık esnafım. Daha önce kunduracılar trafiğe kapandı. Akabinde uzun sokak trafiğe kapandı. İşleyen tek bir cadde var. Kahramanmaraş Caddesi. Kahramanmaraş Caddesi'nin kapatılmasıyla meydan tamamen kilitlenmiş bir pozisyona düşer. Bu kanaatimce uygun olmaz. Yani bu işi organize edenler, ilgilenenler her boyutuyla bu işe bakmaları lazım. Trabzon'da hiçbir caddenin, hiçbir trafiğin girmemesi ciddi sıkıntılar doğurur akabinde. Maraş Caddesi'nde yapılacak olan bir tek iş var. Postaneden Meydan Parkı tarafına doğru gelen bütün dolmuşların buradan kaldırılması. Dolmuşların meydan içi trafiğinden kaldırılmasıyla bence trafik sorunu tamamen kökünden çözülür. Bunun sebebini öğrenmek isteyenler Maraş Caddesi'ne bir gelsinler. Postaneden Meydan Parkı'na kadar 10 tane dolmuş durağı var. 2 araç verilmiş. 3. araç geldiği zaman öndeki aracın çıkması gerekirken 10 tane dolmuş ikili şerit halinde trafiği tamamen kilitliyorlar. Sorun bundan kaynaklanıyor. Yoksa meydan trafiğine giren aracın buradan devam edip çıkmasıyla burada herhangi bir sorun yaşanmaz. Yani netice olarak Maraş Caddesi trafiğe kapanmaması daha uygun olur.